Bu olacak şey değil. Bizim bir çocuğumuz mu var yani? İnsan inanamıyor değil mi Mert? Ben de inanamamıştım hamile olduğumu öğrendiğimde. Sana inanmıyorum. Senin işin gücün oyun oynamak, yalan söylemek. Bu da oyunun bir parçası değil mi? Elindeki belgeye bir daha bak istersen. Daha nasıl ispat edebilirim ki çocuğumuzun olduğunu? Ne malum bu belgenin sahte olmadığı? Ha? Ne malum? Sahte olan bana verdiğin sözlermiş Mert. Beni sevdiğin, sonsuza kadar bekleyeceğinmiş. İnan bana, şu an hayatımızda sahte olmayan tek şey o belge. Böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değilmiş? Biz birbirimizin olmadık mı? Birbirimize sözler vermedik mi? Bunu neden sakladın benden? Madem bu çocuğu dünyaya getirdin, bunu bilmek hakkım değil mi? Ben de bunu gittikten sonra öğrendim. 2 aylıktı. Mektuplarıma cevap vermeyince beni unuttuğunu düşünerek söylemekten vazgeçtim. Bebeği aldırmayı düşündüm ama... Bir dakika. Şimdi sen oraya gittin. Hamile olduğunu öğrendin. Ve çocuğu dünyaya getirdin, öyle mi? Evet. Doğru anlamışsın. Hadi söylediklerin doğru diyelim. Çocuk nerede peki? Bebeğimize evlatlık verdim. Ya Deniz, hadi geri dönelim. Bak hiç mantıklı değil bu yaptığımız. Komik durumdayız farkındaysan. Bence de. Hadi Deniz, gidelim biz de. Evet Deniz, evet. Hadi gidelim, hadi. Siz isterseniz gidin. Ben 5 dakika daha bekleyip içeri gireceğim. Bak, şimdi bu filmleri böyle yapıyorlar. İyi, hoş da. Artık başka şeyler bulun canım. Kızın başı oğlanın omzuna düşer filan. Böyle romantik bir ortam. Bak. Aman çok etkilendim. Ne oluyor ya? Hasret yolundan saptı, duygular içimde kaldı. Gördüm, doğruya baktım. Senden vazgeçmek mi ya? Ben seni nasıl unuturum ya? Nasıl unuturum Ozan? Ay hıçkırık tuttu ya. Aman ayıp oldu böyle yavrum. Niye kendini odaya kapattın, dışarı çıksana. Anne ben ölüyorum. Böyle boğuluyor gibi oluyorum. Yapamayacağım anne, ben evlenemeyeceğim. Yavrum sus, ne biçim laf öyle, başlamayın. Ne istemiyorum diyorum. Alıp başımı gideceğim ben buradan ya. İstemiyorum evlenmek. Kız deli olma. Konuşma öyle. Sus. Tamam başlama yine. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ana kız odaya kapandınız. İçerisi misafir dolu. Baba ne olursun yalvarıyorum sana. Ne diye zırlıyor bu gene? Babacığım ne olur yalvarırım. Ne olur evlendirme beni. Ben daha okuyorum. Sen bana söz vermedin mi? Paşa paşa evleneceğim demedin mi? Baba ne olursun yalvarıyorum sana lütfen. Hadi sözüm bekliyor. Bana bak, içeride de böyle surat sallama ha. Hanım hanımcık, güler yüzle otur. Geldik babası, geldik. Sen de ne içersin be kadın ya? Alışmadık ya da durmuyor demek ki. Allah Allah. Kız ne yapsak? Bu dünürler sonra benim için sarhoş oldu falan derlerdi. Afiyet olsun. Bahri'cim. Efendim İkbal. Celal'e yardım etmen konusunda sana karşı çıktığımı düşünüyorsun değil mi? Aksine takdirle karşılıyorum bu durumu. Benim demek istediğim... Bahri biraz da aileni düşünsen. Bu ne demek şimdi yani? Ben ailemi düşünmüyor muyum? Düşünüyorsun da bazen kendi başına kararlar almıyor musun?
Mesela Deniz. Bana sormadan bir yabancıyı aldın getirdin eve. Hala ne ailesini tanıyorum ne de kendisi hakkında bir fikrim var. Yalnız Celal'in konusuyla Deniz'in ne ilgisi var onu anlayamadım. Bir ilgisi var demiyorum. Sadece önemli kararlar alırken çocuklarımızın geleceğini düşünmeni istiyorum. Biz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için çalışmıyor muyuz? Çocuklarımızın geleceği garanti altında İkbal. Öyle mi? Birikimin var mı peki? Çok teşekkür ederim İkbal. Bir bunu söylememiştin, bu iyi oldu. Merak etme, ben senin ve ailenin parasına güvenerek bir işe kalkışmıyorum. Bahri'cim yanlış anladın. Bahri bir dinler misin beni? Bahri! Yani şimdi benim bir çocuğum var. Evlatlık verilmiş bir çocuk. Evet. Bizim bir oğlumuz var. Oğlumuz mu? Hayır. Hayır, sana inanmıyorum. Hem sana inanmak için hiçbir sebebim yok. Sana neden yalan söyleyeyim ki Mert? Hem de böyle bir konuda. Niye söylemeyesin? Sen her konuda yalan söylersin Gözde. Yalan söyleyip söylemediğimi kendi gözlerinle göreceksin. Bütün gerçeği sana ispat edeceğim. Oğlumuzu birlikte görmeye gideceğiz. Gel bir yer değiştirelim. Ben de sözümün yanına geçeyim değil mi? Aa! Maşallah maşallah. Aa, pek yakıştılar birbirlerine canım. Buyurun. Hadi darısı bekarlarımızın başına inşallah. Amin. Nişan kahvelerin olur inşallah. Allah'ım. Ne oldu kızım? Niye öyle iç çektin? Tabii olacak. Hepsi olacak hayırlısıyla. Ben de tok itiyorum yuva kurmayı Kadim amca. Tabii ya. Senin gibi efendi bir oğlan evlenmeyecek de kim evlenecek ayol? Değil mi Kazım Bey? Babamı kandırıyorlar haberin olsun. Aslan gibi maşallah. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Kendime yatacak bir yer hazırlıyorum. E niye ki? E sen rahat rahat yat diyor orada. Olmaz öyle. Eğer sen yatmayacaksan ben de yatmıyorum. Allah Allah, kıza iyilik de yaramıyor ha. Cadı! Korkma, ısırmam. Ne korkacağım canım, hayret bir şey. Bak ne yapalım. Aramıza bir yastık koyalım, kardeş kardeş yatalım. Oldu mu? İyi tamam. Sen yat, ben biraz daha televizyon izleyeceğim. Ama yatacaksın, söz mü? Söz söz. Dur ya, şu Tuğfu'nun dolabına bakayım da üstümüze giyecek uygun bir şeyler ayarlayayım ben de. Tamam. Şuna bak, ölü gibi uyuyor. Vallahi tahammülüm kalmadı bu adama. Kim ne derse desin. Gideceğim bu evden. İyi misin? Aklım hep sende. Mustafa Bey'den. Hiç iyi değilim, canım çok sıkkın. Müsaitsen yarın görüşelim. Eski bir dostun olarak yanında olmak istiyorum.
Tamam. Yarın görüşmek üzere. Allah'ım. Lütfen. Lütfen bu bir kabus olsun. O kadar güzel bir bebekti ki. Tıpkı senin gibi bakıyordu. Gör artık Mert. Sen benim kaderimsin. Ben de senin.